Gençler, Ayvalık'a geldim. Şimdi ilk önce Cunda Adası'na gideceğim. Ayvalık'ta minibüse bindik. Son durak burası, bizi burada indirdi. Burası sahil. Bol bol teknede balık ekmek satan yerler var. Biz şimdi burada bir tane çorbacı varmış. Meşhur bir yer. Orayı bulup orada bir yemek yiyelim. Cunda'da tekne turları yapılıyor sürekli olarak. Cunda'da bildiğiniz gibi Cunda dahil 22 tane ada vardı benim tahminimce. Bu adalardan 3 tanesini götürüyorlarmış sizi. Yalnız şöyle bir şey var. Damsız almıyorlar. Mutlaka yanınızda eşinizin olması lazım. Fiyatı 750 TL. Yemek dahil balık mı ikram ediyorsunuz? Balık. Genelde balık ikram ediyorlar. Sabah 12'de başlayıp 5'te bitiyormuş. Yani yaklaşık 5 saat sürüyormuş. Cunda'daki birçok turun fiyatı ve genel özellikleri bu şekildeymiş. Bilginiz olsun. Cunda'nın meşhur Adap çorbacısına geldim. Bakalım içeride. Burayı çok övmüşler. Çok fazla yorum vardı. Birkaç kişiyle de görüştüm. Şu ara sokaklara bakar mısınız? Harika. Şunlar Rum yapıları, eski Rum yapıları, ara sokaklarda eski Rum yapılarına rastlamanız gayet mümkün. Şöyle bakalım içeride ne var, ne yok. Fiyatlar hakkında da bilgi alalım. Vallahi ben girdim, girdiğim gibi çıktım fiyatları gördükten sonra. Adap demişler ama hiç adaplı insanlar değiller. Tavırları falan hiç hoş değildi böyle. Ben müşterilerle konuşmalarını falan hiç sevmedim. Hiç hoşuma gitmedi. Ters ters cevap veriyorlar. Yani dükkanın adıyla çalışma şeyleri aynı değil. Fiyatlar zaten çok uçuktu yani. Çok uçuktu. Neyse başka bir yere gideriz. Ben size Cunda'yı çekeyim şöyle. Biraz size Cunda ile ilgili bilgi vermeye çalışayım. Burası Mübadele döneminden önce yoğun olarak Rumların yaşadığı bir alan. Burada birçok kilise varmış zamanında. Mesela şu karşıda gördüğünüz Tavuk Adası. Orası orada sanırım öğrendiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla bir kilise var. Şu anda restore edilmeye çalışılıyormuş. Mübadele döneminden sonra buraya Türkler yerleştirilmiş. Burada yaşayanların çoğu aynı zamanda, yani yaşlıların çoğu aynı zamanda Yunanca da biliyormuş. Buranın sanırım son 10 veya 15 yılda inanılmaz bir reklamı yapıldı. Çok fazla tanıtımı yapıldı. Daha önce de bilmiyordu ama son 10-15 yıldır buraya inanılmaz bir turist akını var. Özellikle yerli turistler burayı çok fazla tercih ediyorlar. Evet. Şu ara sokaklar öyle güzel ki insanın böyle bütün ara sokaklara girip bir yürüyesi geliyor. Şöyle göstereyim size etrafı. Şimdi karşıda bir kilise var. Hemen arkasında da değirmen var. Oraya gidip orayı çekmeye çalışayım. Ara sokaklar sağlı sollu her yer yeme ve içme üzerine kurulu mekanlardan oluşuyor. Yalnız biraz fiyatlar kazık. Hatta biraz değil, bayağı kazık. Zaten ben Ayvalık'tan inince bana dediler ki sakın Cunda'dan alışveriş falan yapma. Sadece gez, gel. Hakikaten dedikleri kadar varmış. Fiyatlar çok fazla kazık. Ama çok güzel. Ara sokakları falan inanılmaz güzel yani. Devam edelim bakalım. Kiliseye doğru gidelim. Ya şu ara sokakların güzelliğine bakmaz mısınız abi? Ne kadar harika değil mi ya? Gerçekten. Dağdaki soldaki bütün yapılar eski Rum yapıları. Çoğu onlardan kalmış daha doğrusu. Öyle söylemek daha doğru olur. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Ve bu gördüğünüz yapıların çoğu butik otel veya restoran olarak hizmet veriyor. Ada komple turizm üzerine
kurulmuş gibi. Evet. Biz kiliseye geldik. Hemen önüne geçip infoları verelim. Taksiyaris Kilisesi'ne geldim. Şu anda kilise olarak hizmet vermiyormuş burası. Sanırım Koç grubu restore etmiş. Rahmi Koç Müzesi olarak şu anda hizmet veriyormuş. Bilginiz olsun. Ama şu anda saat 7 civarı olduğu için kapalı. Şu arkadaki değirmen de Rahmi Koç restore etmiş. Orası da şu anda müze olarak hizmet veriyormuş ve şu anda kapalı. Evet, denelim biz. Dostlar, burası papazın evi. 1879 yılında inşa edilmiş. 1922 yılına kadar da burada görevli papaz, başpapaz, başpiskopos bu evi kullanıyormuş. Ta ki mübadele dönemine kadar. Şu anda restoran olarak hizmet veriyor. Biz Cunda sokaklarında gezmeye devam ederken her köşede yeni bir şey keşfediyoruz. Evet. Bunların çoğu, söyledim az önce, Rum yapısı, Rum evleri. Bunlardan kalmış. Tabi birkaç kez restore edilenler olmuş. Ama harika. Gerçekten harika. Cunda çok pahalı bir yer. Yani inanılmaz bir pahalılık var. Buraya gelip 2-3 saat ara sokaklarında gezip bol bol fotoğraf çekip ondan sonra Ayvalık'a geçmek bence en mantıklısı. Çünkü yani fiyatların işte Bodrum, Marmaris'ten bir farkı yok bence. Çok pahalı bence, çok pahalı yani. Tam turistik bir yer ama bu kadar pahalı olmaması gerekiyor. Neyse, sahile doğru devam edelim. Burası Selamet Caddesi. Sağlı sollu ve hediyelik eşya satan yerler var. Evet, büyük bir yermiş. Ara sokaklarını da içine atarsan bayağı büyük bir yer. Burada hediye alacaksanız buradan temin edebilirsiniz. Ama bir daha tekrar edeyim. Böyle gözücüğüne bakıyorum, fiyatları hakikaten pahalı. Ucuz değil yani, çok pahalı. Evet, sahile indik. Devam edelim. Evet, bu abi çok güzel bir reklam yapmış kendini. Müşterileri fotoğraf çekiyor. Aynı zamanda muhtemelen oturup bir şeyler yiyip içiyordur. Birkaç kişiyle de konuştum. Yani özellikle son 5 yıldır buraya inanılmaz bir yerli turist akını geliyor. Hakikaten fiyatlar çok absürt. En azından bana öyle geldi. Ben hiçbir yerde oturmadım. Normalde oturur yerim. Gittiğim yerlerde, meşhur olan yerlere uğramaya çalışırım ama yani bir çorbayı da Adab'a gittim az önce. Adab çorbası. Abi bir çorba da 250 lira olmaz yani. Yani Floransa'da, Milano'da hele vermem. Ki orada bile muhtemelen bu kadar değildir. Ben dönüş yoluna geçtim. Yaklaşık 1 saat. 1-2 saat yeter size. Adayı güzelce gezeceksiniz. Ara sokaklarına girip çıkacaksınız. Bol bol Instagram için fotoğraf çekeceksiniz. Ondan sonra dönüş yoluna geçeceksiniz. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum aslında. Yani sorun nerede sizce? Sorun tam olarak nerede? Sarımsaklı'ya geldim. Minibüsle yaklaşık 20 dakika 25 dakika sürüyor. Yalnız Sarımsaklı'ya gelirken yol üzerinde sol tarafta Rum evleri göreceksiniz. Onlara bir dikkatli bakın. Şahaneydiler, harikaydılar gerçekten. Şimdi sahile doğru ineceğim. Biraz da sahilde çekim yapayım sizler için. Burası Sarımsaklı plajı.
Bayağı büyükmüş. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Birçok restoran, alışveriş yapabileceğiniz mağazalar, oteller, hosteller, pansiyonlar bulunuyor. Biraz sahil kesimine gidip denizini çekeyim. Ondan sonra Ayvalık'a geri dönelim. Çok tatlış bir bisiklet yolu ve yürüyüş yolu var. Hemen Sarımsaklı'da sahilde. Bayağı düzenli gördüm. Muhtemelen yeni yapılmış bu peyzaj çalışmaları. Sanırım buranın plajı 7 kilometre uzunluğundaydı eğer ben yanılmıyorsam. Ve plajının kumları hakkında çok iyi şeyler duydum. Sanırım haklılardı. Biraz daha derine gidince daha ayrıntılı bilgi veririz. Evet, sahilimiz böyle. Denizimiz oldukça dalgalı, girmeyeceğim. Gördüğünüz gibi plaj kumdan oluşuyor ve çok uzun. Sizler için şezlong fiyatlarını sordum. Kişi başı 300 TL'ymiş. İki kişi için 600 TL oluyormuş. Bu şekilde fiyat verdiler. Ama deniz çok dalgalı. Gerçekten şu alanı çok sevdim. Şu yürüyüş alanı, bisiklet sürme alanı, çocukların oyun parkı. Burayı çok güzel yapmışlar. Burası son 10 yıl içinde inanılmaz bir şekilde gelişmiş ve büyümüş. 10 yıl önce buraya gelip şu an bir daha gelenler muhtemelen gözlerine inanamayacaklar. İnanılmaz bir inşaat çalışması var, inşaat yapılaşması var. Hemen hemen her yerde villalar yapılıyor. Burayı keşfetmişler artık. Ve akın akın buraya İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden bir de yurt dışında yaşayan insanlardan buraya bir göç dalgası var. Luna Park açılmış burada. Güzel çocuklar için veya eğlenmek isteyenler için gidip eğlenebilir. Şimdi küçük bir spor kulübü çarşısı var. Buraya bir girelim bakalım burada ne var ne yok, fiyatlar nasıl? Bir top dondurma 30 lira. Bahalı. Bahalı abi, bahalı değil mi ya? Evet, şu elbiseler 250 liraymış, yazlık elbiseler. Burada magnetler var, buzdolabı, süsleri. Başka ilgi çekici bir şey var mı diye bakıyorum. Burası da kapalı pazar. Şu anda insanlar oyun oynuyor. Çarşı bayağı büyükmüş ama. Uzun bir çarşı. Fiyatlar makul değil ama. Pahalı. Bir iki tane tişört falan sordum. 350 lira dediler. Orijinali bile daha ucuzdur muhtemelen. Burası Ayvalık merkezde bulunan Tostçular Çarşısı. Bildiğiniz gibi Ayvalık'ın tostu meşhur. Biz şeyde yedik ama Burhaniye'de pek beğenmedim açıkçası. Burada da en çok sanırım avşarı övmüşlerdi. Ortalama 100-140-200 lira arasında mekan senin. Değişiyor tostlar. En çok Eymen, evet. Eymen'i övmüşlerdi en çok. Sağ ol abi. Dönüşte geliriz. Devam edelim bakalım. Yani bildiğiniz bol ketçap, mayonez ve sosis. Başka bir muhabbeti yoktu ama bilmiyorum, belki burada da deneriz. Şunlar hep eski yapılar. Migros bir tanesini kapmış gördüğünüz gibi. Devam edelim bakalım. Bu tostçunun önünde kuyruk oluşmuş. Yaklaşık 20-30 kişi bekliyor. Aşkın tost. Evet. İlginç. Muhtemelen ya çok iyi yapıyordur ya da çok iyi bir reklam yapmıştır. Böyle
Şehrin birçok yeri böyle. Dar sokaklar ve eğlence mekanları. Ama şey olarak çok güzel. Yani güzel görünüyor. Canlı böyle. Her sokağı canlı. Burası Barbaros Caddesi. Gece pazarı kuruluyor burada. Sağlı sollu hediyelik eşyalar satılıyor. Ve birçok yerde Ayvalık tostu yapılır yazısını görebilirsiniz. İleride Talatpaşa Caddesi var. Şimdi birazdan geçeceğimiz yer Talatpaşa Caddesi. Burası bir ara sokak. Bu Talatpaşa Caddesi ana yer. Burası Talatpaşa Caddesi. Burada akşam pazarı kuruluyor. Gördüğünüz gibi her yerde incik ve boncuklar var. Evet, biz merkeze doğru yürümeye devam edelim. Yalnız yemek konusunda beni biraz hayal kırıklığına uğrattı ya. Hem çok pahalı hem de evet, burası sebze ve meyve hal diyor. Herhalde gecede eğlence yerine dönüşüyor birden. Devam edelim. Alt tadına bak. Sanırım Balıkesir'in yemek konusunda en iyi ilçesi Edremit diyebilirim. Edremit hakikaten yemek konusunda kendini aşmış. Yani fiyat performans olarak Edremit çok çok iyi bir yerde. Pazar bayağı büyük. Bakalım burada bu yöre ait bir şey var mı? Kolay gelsin. Şöyle bir tane kurabiye aldım. Sakızlı kurabiyemiş. Buranın meşhur. 20 TL. Abi hakikaten çok kazık ya. Tamam, turizm yeri biraz pahalı olur ama bu kadar olmaz yani. Neyse. Buraya kadar gelmişken deneyeyim dedim. Pek bir şey de yok yani. Sakızdan yapılıyormuş. Öyle bir tat da alamadım açıkçası. Abi bu gece pazarı dedikleri yer turist silkelemek için uydurdukları bir şey. Önceden böyle bir şey yokmuş yani. Turistler gelip gitmeye başlayınca bir de gece pazarı açalım demişler ve açmışlar. Bu yani. Şöyle sahilden devam edelim. Gerçekten merak ettim. Burada bu kadar tekne var. Acaba hepsiyle ne yapıyorlar? Yani balık için mi kullanılıyor bu tekneler yoksa sadece gezi için mi kullanılıyor? Çok fazla tekne var çünkü. Acaba şahsi tekneler var mı? Şu sanki dalış için, dalış elbiseleri var üstünde. Dalış için kullanılıyor gibi görünüyor. Çok fazla var, çok fazla. Hemen sorayım bir şeylerini. Şuradaki yakışıklı boş, ona sorayım. Öğreneyim bakayım. Şimdi buradaki olay şu. Dalış için açılıyorsunuz denize. Şöyle göstereyim. Eğer isterseniz ararsınız. Kendiniz de fiyat bilgisini falan alırsınız. Güncel fiyat bilgisini falan. Olay şuymuş. Sizi götürüyorlar. Böyle belli rüzgarın olmadığı koylarda. Dalış yaptırıyorlar. Tabii öncesinde eğitim falan da veriyorlarmış. Fiyat olarak da 2000 TL'ymiş saat 11 gibi, 10-11 gibi açılıp 5-6 gibi dönüyorlarmış. Bir de sınırsız yemek varmış. Kendiniz isterseniz içeceğinizi falan getirebiliyormuşsunuz. Bu kadar. Buradaki olay bu. Güzel. Ayvalık çok canlı ya. Ben Ayvalık'ı sevdim. Sadece yemek konusunda bence sıkıntılı şey yok yani. Ya gidip şurada yemek yiyeyim diyemiyorsunuz yani. Bir iki yer var, onlar da kapatmış. Yiyemedim yani. Alkollü mekanlar da çok pahalı oluyor. Orada sıkıntı yani abi. Bir çorba 200-300 liraya satıyorlar. Yazık, günah yani. Aşkın Tost 1989'dan beri burada hizmet veriyormuş. Ben de bir tane aldım. Sıra bayağı vardı. Biraz dolaştım falan. Geldim baktım sıra yok. Hemen aldım. Tadına bakacağız. 150 lira bu. Ama orijinal ürünler kullanıyormuş. Yani söylediği öyle. Kendileri yaptırıyormuş sucuğu falan.
Ben Burhaniye'deydim. 150 lira mıydı? 160 lira falan. Yani neredeyse yarım kilo sosis ve ketçap mayonez vardı içinde. Hani hiç sevmedim. Bu orijinaliymiş. Bunda tulum peyniri, sucuk, turşu, domates varmış. Bir deneyelim bakalım nasılmış. Zaten otogara gideceğim. Ayaküstü 2 dakika yeriz şurada. Abi hakikaten adamın tostu güzelmiş, onu söyleyeyim. Tek sorun dışına margarin sürmüş. Onun dışında hakikaten lezzetli, çok güzel. Yani o Burhaniye'de yediğimle alakası yok. Hatta bence size tavsiye, Ayvalık'a gelirseniz direkt oraya gidin. Tostçular çarşısında da ben şöyle göz ucuyla bir baktım. Bildiğiniz sosis masis doldurmuşlar. Bu aşkın iyi. Deneyebilirsiniz. Gençler günaydın. Ayvalık gezimiz dün gece bitti ama ben o kadar yorgundum ki video çekemedim, bitiş videosu. Ayvalık'ı anlatmaya gerek yok herhalde. Gerçekten inanılmaz bir yer. Elimden geldiğince detaylı çekmeye çalıştım ama aracım olmadığı için şeytan sofrası gibi birçok yere gidemedim. Yani orada yüzyıllar boyunca Rumlar yaşamış ve Rumların bıraktığı o taş yapılar hala dimdik ayakta duruyor. Şu anda mübadele döneminden sonra Türkler oraya yerleşmiş. Ama şu anda hala Midilli'den oraya atalarını görmeye gelen Rumlar varmış. Özellikle Cunda Adası'ndaki yapılaşma hakikaten görülmeye değerdi. Harikaydı. O dar sokaklı taş evlerin olduğu yerde yürürken insan farklı hissediyor gerçekten. Anlatmaya gerek yok. Zaten Ayvalık çok meşhur bir yer. Gidilmesi, görülmesi gereken bir yer. Ayvalık'ta pek bir şey de yiyemedik. Oraya giderseniz aklınızda bulunsun. Paşa Lokantası'na mutlaka uğrayın. Ayrıca Sarımsaklı'da bir tane pastane vardı. Oraya da gidemedim. Adını unuttum şimdi. Hatırlarsam altyazı olarak yazarım. Oraya da mutlaka uğrayın. Ben bugün Balıkesir'e geldim. Balıkesir merkezi biraz dolaştıktan sonra Bandırma'ya doğru yola çıkacağım. Son durağımız Bandırma olacak. Görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sizlerin de şuraya gitseydin, buraya gitseydin daha iyi olur dediği bir yer varsa yazın. Çünkü Balıkesir'e bir daha geleceğim. Gerçekten inanılmaz bir yer. Çok harika bir yer. Evet, görüşmek üzere.